İnsanlık nereye gittiği belli değil. Çünkü yani ben diyorum ki şimdi şu magandalık meselesine geleceğiz. Nereden nereye diyeceksiniz. Şimdi onlarca araç hani alıyorsun. Hani o araçlara bir de paralar ödüyorsun. Model model farklı farklı. Nasıl kıyıyorsun bu araçlarına drift yaparken? Ya bu araçlar o drift yapmayacaksan nerede ne yapacaksın Ebru? Öyle mi? Tabii canım normal sıradan 1 milyon liralık araçlar yapılmaz ki. Ha, 10 milyon 15 milyon liralık araçlarla yapacaksın. Tabii. Bir de raconu var bu işin. Herhalde baksana. Magandalar bu kez kış tatilcilerinin gözdesi Uludağ'da efendim kendilerini gösterdiler. Murat'ın da söylediği gibi 1 milyon liralık araçlarıyla drift yaptılar. Kar ve buzun üstünde sözde usta şoförlüklerini sergilediler, saçtıkları tehlikeyi umursamadan kendilerince eğlendiler. Son model milyonluk araçlarıyla drift yaptılar, sosyal medyada paylaştılar. Biz 4 çeker arabamızla geldik. Neredeler? Uludağ'ın oteller bölgesinde tatilcilerin de yürüyüş için tercih ettiği bir noktada hem kendi hem de çevredekilerin canlarını hiçe saydılar. Drift yapan sürücülerin paylaştıkları bu videolar jandarmanın radarına takıldı. Dört sürücüye toplam 81.368 lira ceza kesildi. Valla trafiğe kapalı alan zannettim ya bu kırmızıları. Yani sanırsın bir de Dubai. Hani bizim bu şeylerin arabaları gibi. Neydi o? Dilanlılar vesaire var ya Engin Mengin. Onların arabaları gibi Allah aşkına. Şurada şu yolda bir 500 milyon lira abartmayayım da bir 200-300 milyon lira var yani. Bırakmış olabilirler. Ya kıyamazsın ne bileyim benim içim gider. Ben arabamla çukura girdiğimde ay falan diyorum. Yani ya, nasıl göze alınıyor? Demek almışlar, ki böyle yani ben... almışlar. Yani vardır ya belki daha da fazla vardır. Almışlar da nasıl kıyarsın dayım ben. Bir, 3-5 yani taneyse bir tanesi hata, ceza, yani. Yasak vesaire onu zaten bir yere koyamıyoruz şu anda ama oraya zaten geleceğiz. Konulmuş. Oraya geleceğiz. Bir de çeken var. Çeken zaten bir de yayınlayan var. Allah kendi başına eğlenmiyorlar. Hep beraber görelim. Çekmedikçe bunun manası yok ki göstereceksin herkes millete. Görsün. Bak ben trafiğe kapalı alan zannettim. Meğersem Uludağ'ın yoluymuş. Bir tarafta da yürüyüş yolu falan var orada. Tabii, tabii. Bu ne cesarettir diyeceğim. Sadece araç acaba para cezasıyla yırttılar, kurtuldular mı? Yoksa haklarında başka işlemler var mı? Yapıldı mı? Gerçi araçların maliyetini kar ve buz üstünde araçları drift atıp evet. O anları sosyal medyada paylaşan sürücülere gördüm. Ceza yağdı. Yağdı. Yani bu cezaların ne cezası size? Sadece para mı? Yani çünkü muhtemelen. İnsanların ölümüne de sebep olabilirsin burada. Olabilirsin. Yürüyüş yolu falan ya filan kendin, var. Kendi hayatına bir kere kastedebilirsin orada her şeyi geç. Bir de Murat gerçekten uçarsın. Yani kar buz çakası yok. O araçların hızı nasıl kontrol edilebilir? Yani düşünsene karda giderken kendi biraz bastın mı kayar araba zaten. Ben kamusal alanda bu işi... Gitsin dağın başında yolu kapatsınlar ne yaparsa yapsınlar umurumda değil. Pisler var bunun için gidip orada yapsınlar. Yani illa dağ yolu falan filan diyorsa memlekette dağdan geçilmiyor ama yani şurada çok ayıp ve günahtır yapmayın arkadaşlar. Mesela ben mesela zincir takmışım lastiğime kar lastiğim yok ya da yeterli bir arabam çıkmıyor. Ben öyle tıngır mıngır kendi yanımda gitmeye çalışan biriyim misal. Mesela düşün. Ne yapacaksın? Orada aynen böyle birileri geçiyor yani korku içindesin zaten dikkatli far görmüş, gitmesi gereken bir yer. Tavşan gibi duracaksın böyle mecbur. Kesinlikle öyle. Ama inşallah farklı bir şey cezalarda olur hadi bakalım. Şimdi... Evet.